Merhabalar değerli izleyenler, Sanal Direktör'e hoş geldiniz. Süper Lig'de 12. hafta başlıyor ve hafta boyunca sizlerin oylarıyla belirlenen Süper Lig'de 12. hafta maçları öncesinde Sanal Direktör'de her zamanki gibi takımların 11'lerini, sistemlerini Raşit Altun'la birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Raşit Altun hoş geldin Sanal Direktör'e bir kez daha. Hoş bulduk. Raşit Altun 12. hafta başlıyor. Yine milli ara öncesinde son bir hafta daha oynayacağız. Sonrasında yılın ilk milli arasına, son milli arasına gireceğiz. Neler söylemek istersin? 12. hafta öncesinde bizden nasıl bir hafta bekliyor? Valla güzel maçlar bekliyor. Özellikle tabii Beşiktaş-Trabzonspor maçını herhalde bütün izleyiciler merakla bekliyordur. Hani Avrupa'dan kötü bir sonuçla dönen Beşiktaş, ligde puan farkı lider Trabzonspor. Valla iki takım için de çok zor, çok kritik bir maç. Bakalım izleyip göreceğiz. Pekala. Değerli izleyenler, öncelikle sizlere 12. hafta öncesinde genel puan durumu ve fikstür ekranlara bir gelsin. Sonrasında sizlerin belirlediği 11'leri paylaşmaya başlayalım. Trabzonspor haftaya 27 puanla lider başlıyor. İkinci sırada Ataş Hatayspor var, puanı 23. Aytemiz Alanyaspor 21 puanla takip ediyor. Trabzonspor ve Ataş Hatayspor, Beşiktaş, İttifak Holding, Konyaspor ve Galatasaray'ın 20 puanı var sevgili izleyenler. Yine sıralama bu şekilde devam Şurada ediyor. Şurada ben araya gireyim. Trabzonspor 11 maç 27 puan, 2.45 puan ortalamasıyla oynuyor bu sezon. Ki şampiyonlukta genelde evet, şampiyon takımı. Geçen sene Beşiktaş olan Beşiktaş, şampiyon olan Beşiktaş 2.0 yani 2 puan ortalamasıyla oynamıştı. Çok yüksek bir ortalamasıyla gidiyor Trabzonspor ama tabii daha ligin başı. Alt sıralarda da yine heyecan dozacı giderek artıyor. Yukatel Kayserispor 14 puanla 11. sırada yer alıyor. Sanki bu sezon Raşit Altun Demir Grubu Sivasspor da pek rahat değil. Baktığımız evet, zaman. Evet ama her sene Sivasspor biliyorsun bir böyle başlıyor. Evet. Evet bir böyle başlıyor. Ama işte Avrupa Kupaları ona katılıyor Sivasspor 2 senede. Sezonu erken açıyor. Deneyimli bir kadro, deneyimli bir hoca. Sonra toparlıyor Sivasspor. Yine Özgür Kablo yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktörüne karşı Kasımpaşa'ya çok kritik bir mücadeleye çıkmıştı ve iki yeni teknik adamın mücadelesinde Kasımpaşa kazanan taraf olmuştu. Kasımpaşa'nın da yine Süper Lig'de 12. hafta öncesinde puanı 9 değerli izleyenler ki bizler de zaten Öznür Kablo, Yeni Malatyaspor, Medipol, Başakşehir mücadelesini Sanal Direktör'de sizlerin oylarıyla belirlediğimiz, sizlerin oylarıyla belirlenen 11'leri paylaşarak zaten Sanal Direktör'de ekranlara getirecektik. Haftanın da maçları ekranlara geliyor. İşte Süper Lig'de 12. hafta öncesi fikstür. Raşit Altun Rize Alanya maçıyla başlıyor. Bugün de çok güzel iki maç var. Özellikle Rize Alanya maçı tabii çok keyifli olmasını bekliyoruz. Rize için her maç artık ölüm kalım maçı ama mesela Malatya Başakşehir maçı da güzel bir maç olur diye düşünüyorum ben. Ama tabii Beşiktaş Trabzonspor maçı haftanın maçı diye tahmin ediyorum. Süper Lig'de 12. haftanın fikstür ekranlara geliyor sevgili izleyenler. Yine Galatasaray Karagümrük deplasmanında olacak bir İstanbul derbisinde ve Fenerbahçe Avrupa sonrasında dün gece Antwerp'e karşı alınan çok şık galibiyet sonrasında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. İşte 12. haftanın fikstürü ekranlara geldi. Öznür Kablo'yu Malatyaspor, Medipol Başakşehir mücadelesinde hafta boyunca sizler oyladınız değerli izleyenler. Peki sizlerin oyları sonrasında sohbetimize başlayacağımız mücadelede Malatyaspor'da kalede bakalım hangi isim görev alıyor. Sanal Direktör başlıyor. İşte Öznür Kablo yeni Malatyaspor'da Ertaç oyların hemen hemen hepsini aldı ve 4-2-3-1 yine %28 ile sizler tarafından oylandı. 4-4-2 de yakın %24 oyların 4-4-2 aldı. 4-2-3-1 oylanıyor. Belki Sadık olsa Malatyaspor'da. Sadık olsa belki 3'te oynatacak hoca. Şimdi dikkat. Stoperler ekranlara yansıyor. Semih ve Wallace. Evet. Yine takımın yani iki tane deneyimli. Çok deneyimli tabii yani stoperi. Stoperi. Evet. Sağ bekte ise Mustafa yani yine biraz tabii ofansif bir oyuncu. Mustafa Eskellaş da evet. Ben çok beğeniyorum. Ya ben sezon başından bu yana. Defansif olarak bilemiyorum. Ama ofansif olarak ya 3-5-2'nin 5'lerin sağında sanki daha iyi gibi. Bence bir takviye yapacak oraya devre arası. Kim Malatyaspor sağ bek alacak yani.
Genelde 3'te oynar. Evet. 3-5-2, 3-4-3 sistemini dener. Haddadi'nin ama... dışarıda kalması enteresan ama. Bence evet. Haddadi de iyi bir oyuncu. Yine Ryan Abit ve Endong. Endong, Abit de geçtiğimiz sezonun önde isimlerinden, etkili isimlerinden biriydi. Hatayspor'un yıldızlarından biriydi. Mellon %20 oy aldı. Mellon da performansı artık bir patlama bir bekleniyor ama sanki dalında yani evet o patlamayı yapamadı. Patlamayı zaman zaman maç yapamadı. İçinde evet maç içinde böyle bir şey yapıyor ama hani bir parlamalar oluyor ama yani bu takımın yıldızı Adem Büyük'le Tete. Ki ekranlara birazdan yansıyacak. Devam ediyoruz paylaşmaya. Münir hem sağ hem sol kanatta oyların hemen hemen birçoğunu Münir aldı. Malatya'da değerli izleyenler, taraftarlar tarafından performansı beğeniliyor. Yine Münir'in de iki mevkide de oylandı. Yine ekranlara yansıyor. Adem yani tabii burada %48 ama işte TTF'de %43 almış zaten. Yani sistemle biraz ilintili evet, sanki. Evet. Çift forvet yani, oynuyor genelde. Evet. Malatya Spor. Forvet'te de hoca genelde. Evet, Malatya Adem beraber oynatıyor zaten. Evet, Malatyalılar bunu oylamamış ama Tete Adem oynuyor zaten. İşte iki yerde Münir oylanmış. Birinin yerinde Tete olacaktır. Malatya Spor'un 11'i... Vallahi yani iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben. Malatya Spor'un. Yani Tete Adem hakikaten iyi iki santrafor var bir kere. Wallace Semih Kaya iyi iki stoperi var. Ligin de üzerinde santrafor ikililerinden biri. Yani bakalım tabii 2'de 2 ile geldi 2'de 2 yaptı Şumudika. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında golü yiyene kadar da aslında oyunun üstünlüğü evet. Malatya evet. Spor'daydı. Ama futbol bu tabii. Golü yiyince ikinci gol geldi ardından. Malatya Spor kaybetti. Bakalım tabii çok güzel, çok zor bir maç iki takım açısından da. 3'te 3 de geliyor Başakşehir'de Emre Belezoğlu'da. Medipol Başakşehir Emre Belezoğlu yönetiminde 3 maçta 9 puan çıkarmayı başardı. Son mücadelede Adana Demirspor'a karşı 90+2'de Vişcan'ın penaltı golüyle yine kazandı Emre Belezoğlu'nun takımı Medipol Başakşehir. Peki sizlerden gelen sanal direktöre, sizlerden yansıyan 11 ne şekilde ekranlara gelmeye başlıyor sevgili izleyenler? Medipol Başakşehir'in 11'inde 4-1-4-1 yine oylandı. Medipol Başakşehir'de 4-1-4-1 sistemi oyların büyük çoğunluğunu aldı. Volkan Babacan da bu oyların %91 ile kalede yerini aldı. Epriano ve Duarte. Deneyimli oyuncu ama Duarte sezon başından beri çok fazla evet, forma şansı bulamadı ama demek ki yani Ravil Tagir de çok bireysel hata yaptı geçen sezonda bu sezonda oynadığı şeylerde. Tabii çok genç bir oyuncu. Herhalde 2004'lü Ravil. Evet. Ama yani özellikle stoper mevkiye çok kolay değil tabii. Deneyim, tecrübe çok önemli. Emre Belezoğlu çok tecrübeli Milan. Yani Emre Belezoğlu bence doğru yapıyor. Doğru deneyimli oyuncuları orada tercih ederek Endiaşmiye'yi de oynatıyor orada. O da yani özellikle fiziksel olarak hakikaten çok güçlü bir oyuncu. Emre Belezoğlu mesela Endiaşmiye'den de iyi faydalanıyor. Sağ kanatta Kaysara %56'sını aldı oyların. Yine Şener de oyların yine aldı oylarla birlikte %39 Şener'in de oyu var. Bek'te Lima yine Emre Belezoğlu Lima'yı kullanıyor. Aslında Ali ile gerçi oylar eşit ama çok birkaç puan. Orada demek ki yine bir yabancı oyuncu demiyorum bu sefer. Demek ki orada bir farkla Lima önde. %0.2 puanla öndeymiş Lima'da. Ata uyardı mı? Editörümüz Ata hemen uyarı yaptı. İşte stoper mevkisi bu. Peki orta sahada Mahmut Tekdemir %27. Yani Tolga Ciğerci'nin de ben iyi oynadığını düşünüyorum. Emre Belezoğlu'nun gelişinden sonra. Aykut Kocaman'ın da vazgeçmediği isimlerden biriydi evet, Tolga Ciğerci. Evet ama olmadı ya. Aykut Hoca ya bazen olmuyor yani. Hani bunun bir belki bilimsel açıklaması yok ama Emre Belezoğlu daha iyi oynatıyor. Bazı oyunculardan performans alıyor özellikle Visca'dan. Berkay'dan da alıyor. Berkay'dan da. Ekranlara yansıyor %27. Berkay ve Aleksic de %17'lik oy aldılar. 4-1-4-1 sisteminde orta sahada ki Berkay Özcan'ın da 2 golü vardı geçtiğimiz hafta oynanan mücadelede. 2 hafta önce oynanan mücadelede Berkay'ın 2 golü vardı Başakşehir'de sevgili izleyenler. Edin Visca takımı kanadını bölgesinde domine etmeye devam ediyor. Ya valla böyle bakınca çok iyi bir takım görüyorum ben sahada. Yani bireysel olarak da isim bakınca yani Çadli. Yani 70 kez Belçika milli takımı neredeyse. Çok üst düzey bir... Attığı golü çok iyi değil mi bu hafta?
Okunuş çok iyi. Berkay, Visca, yani. Berkay A milli takımımızın oyuncusu, Mahmut A milli takımımızın oyuncusu, Epriano milli takımının kaptanı, Duarte Milan. Yani üst düzey oyuncular bunlar tabii. Hakikaten. Santrafor. Peki Santrafor'da da Okaka. Süper Lig'in Lukaku'su Okaka %50 oy aldı. Ya, tam bizim ligi, hep bunu biliyorsun. Seninle de konuştuk. Tam bizim ligin santraforu. Fizik gücü yüksek. Sırt dönük oynar. Muhtemelen kariyer rekorunu kıracaktır diye düşünüyorum ben, gol rekorunu. Çünkü çok fazla çifthane rakamları çıkabilen bir oyuncu değil ki zaten, evet. Kariyerine bakacak olursan 20 takım değiştirmişler. Biraz abarttım belki de, 15 sağlam. Ama Raşit Alnur sahada görüyoruz. Okaka zaman zaman rakip, evet, stoperleri sırtını yükleyip, evet, gezdiriyor. Hakikaten yani oyunda da öyleydi. Seviyesi çok iyi bir stoper. Oyunda da öyleydi. Şeyken, gençken oyunda alıyordun. Hakikaten inanılmaz bir oyuncu, evet, oluyordu ama gerçekte olmadı yani. Okaka, ama bizim ligim için, ligimiz için ideal hakikaten bir santrafor değil mi? İyi bir santrafor. Yine Gulbrand sende 125 oy aldı. Medipol Başakşehir'de sevgili izleyenler 4-1-4-1 sisteminde ekranlarınıza geldi. Bu vallahi iyi bir kadro. Çok iyi bir kadro. Yani, Emre Hoca yönetiminde, evet, takım oynamaya başladı. Yine ben yukarıları zorlayacağını düşünüyorum. Bu sezon da. Yani ben Avrupa kupalarını zorlayacak bence Başakşehir. Avrupa kupalarını yani 5. 6. en kötü bitirir diye düşünüyorum Başakşehir'i. Peki. Evet, iddialı oldu ama göreceğiz. Evet değerli izleyenler, Medipol Başakşehir, Malatya Spor mücadelesinde bence maçın da favorisi, onu da söyleyeyim. Maçın favorisi sence Başakşehir. Başakşehir, mi? Evet. Başakşehir bir adım öne çıkıyor diyor Raşit Altun. Değerli izleyenler, ve Süper Lig'de haftanın maçıyla birlikte devam ediyoruz. 12. haftada Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi haftaya hiç kuşkusuz damga vuracak. Bizler de sanal direktörde sizlerden gelen oylarla paylaşmaya başlıyoruz. Beşiktaş'ın 11 ile sevgili izleyenler 4-1-4-1 yine. Beşiktaş'ta %36 ile en çok oy alan dizilimdi. Peki Beşiktaş'ta kalede kim var? %85 kaleci Ersin Destanoğlu, bence ciddi bir rakam. Yani Mert Günok'un bir hayli önünde Ersin. Evet, geçtiğimiz tabii, hafta tabii da yine böyleydi. Yani Can, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin. Yani bu kadar yani. Beşiktaş'ın kalecisi artık Ersin yani. Mert Günok, evet, hani bir alternatif vesaire ama ne olursa olsun Ersin. Stoper tandemi Beşiktaş'ta. Vida %39. Montero. Montero yine, evet, Wellington. Evet, yine %21. Sanki birkaç puanla Montero 2 haftadır önde gözüküyor. Hoca da artık Montero'ya biraz daha fazla forma şansı vermeye başlıyor. Ben de Montero Vida yaparım ama tabii hoca şey yapacak, tercihi yapacak. Özellikle böyle derbilerde deneyim tabii daha ön plana çıkıyor. Benim fikrim. Yani büyük maçlarda. Necip'e ne diyorsun? Necip de hoca, Necip'in her zaman kadroda bulunması gereken. Her bölgede oynatıyor zaten. Hak ettiği değeri vermiyoruz bence. Belki Beşiktaş taraftarı veriyor ama. Yani böyle taraftarlardan her hafta %20 görsek Necip'te. Ama yani şimdi pozisyonunu görüyor. Ama kaç bölgede tabii Necip'te oynanıyor. Yani sağ bekte oynanıyor. Defansif orta saha oyuncusu olarak oynanıyor. Evet. Her yerde oynuyor. Elinden geleni de yapıyor. Sağ bekte peki kim var Beşiktaş'ta? Tabii ki Rozya var. %81. Sol bek burada enteresan. Burada enteresan, evet. Aslında enteresan değil tabii. Umut oynadığı maçlarda hakikaten çok etkili oldu. İyi bir derbi çıkardı. Derbi de çok çok iyiydi bence de. Burada Beşiktaş'ın, yani hocanın tek kafasındaki şey, yani üçüncü yerli oyuncu kim olacak? Evet. Bence. Düşünce kafasındaki tek, hani soru işte, hoca biliyordur da tabii. Biz merak ediyoruz. Üçüncü yerli kimi tercih edecek hoca? Ersin ve Umut'la birlikte iki yerli sanal olmuşsun direktörde, evet, sizlerden gelen oylarla iki yerli isim şu an için belli. Peki üçüncü yerli isim bakalım 11'imizde oylarınıza nasıl yansıyacak? Joseph Desouza. Evet. Devam edelim. Bunu hızlı geçelim. Joseph artık yani. Pjanic ve Teixeira. Evet. Yine %23 Teixeira, Pjanic. Baktığın zaman çok ayaklarına hakim bir top yapan orta saha, top yapan bir orta saha. Tam 3 düzey oyuncu var. Sağda herhalde Gezal. Muhtemelen ekranlara da gelecek. Şimdi bence burada işte Larin ise santrafor, o zaman güven olacak. Güven olacak. İşte hoca ne yapacak ama? Güveni solda oynatıp Larin'i mi santrafor oynatacak? Yoksa Larin'i yeninde oynatıp Güven'i mi santrafor oynatacak? Bence Batu Şahin'in yokluğunda uca Larin'i atacaktır. Sola Güven'i atacaktır, evet, diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki bunlar yani bilemiyoruz. Şimdi ben diyorum ki yani Güven orada mı oynayacak? Larin'le Güven yerde değişebilir mi? Benim kafamdaki
Beşiktaş'la ilgili soru işareti açıkçası. Dönen %82 ile sol kanatta olması beni çok fazla şaşırtmadı. Güven'in de yine %39'da Fatih Şahin yok. Yani Beşiktaş taraftarları mantıklı bir kadro çıkarmış yani. Mantıken böyle tabii ama hoca tabii bir şey düşünüyor. Rakibe göre. Sabeki oynamayacak mesela Trabzonspor'un. Ona göre belki bir plan yapıyor. Evet. Stoperleri çabuk, kuvvetli, hızlı. Vitor Hugo'da. Peki derbide Raşit Altun Beşiktaş'ta öne çıkan isimler sence kimler? Ya Pjanic varsa Pjanic zaten. Pjanic'ten bir beklenti var sezon başından bu yana. İyi de başladı ama sezona. Normal, ama normal değil mi yani Pjanic? Barcelona'da. Juventus. Soracağım. Henüz sence Roma'da. Pjanic oynadığı zamanlar etkili oldu. Oynadığı zamanlar ben Pjanic, Larin diyorum. Hani Jose zaten her büyük maçta iyi oynuyor. Ben Gezal'dan da artık bir geçtiğimiz yani sezona damga vuran isimdi Raşit Gezal. Ama hani ben sağ bekin de yokluğunda Trabzonspor'da Perez'in, Larin ve Pjanic hani patlama yapabilir diyorum. Yani Trabzonspor'da olası bir galibiyetle puan 30 yapacak ve 10 puan yapmış olacak 12. hafta sonunda. Ve puan ortalaması da bir hayli artacak. Haftaya yani da haftaya bir da bir anda fark açabilir Trabzonspor'da. Milli maç arasından sonra da Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. O maçta da ikisinden biri ya da ikisi birden puan kaybedecek. Tabii işte Trabzonspor için çok büyük bir avantaj olur. Beşiktaş'ın galibiyetiyle de bir anda sıralar karma karışık hale gelir. Evet ama yani tabii yani Beşiktaş'ta bu kadar geçen ligde de yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde yenildi. Bir reaksiyon maçı olacak bence Beşiktaş için. Katılıyorum. Tabii ki futbol bu. Beşiktaş'ın yenmesi zaten normal. Trabzonspor da tabii ki yenebilir. Berabere de bitebilir. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. İzleyip göreceğiz. Ben Beşiktaş'ın reaksiyon göstereceğini düşünüyorum ama. Yani iki maç üstte kaybetmiş. Yani çok zor bir maç iki takım içinde. Beşiktaş'ın 11'i sanal direktörde ve dizilimi böyleydi. 3 haftadır da son 3 maçta da yenilmiyor bildiğim kadarıyla. Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a. Yanlışsam ata düzelsin. 3 maçtır yenilmiyor diyorsun. Son 3 maçta. Vodafone Park'ta. Evet. Zaten Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın rakiplerine karşı üstünlüğü var. Galatasaray'a karşı üstünlüğü tabii, var. Trabzon'a karşı üstünlüğü var. Trabzonspor yenilmiyor galiba. Ata bakıp uyaracaktır. Ata bakar şey yapar bizi, uyarır bizi. Trabzon'da Beşiktaş'ta milli ara sonrası Alanya'ya gidiyor. Zor deplasman. Tabii. Yani zor deplasman. Trabzonspor'da kendi sahasında Antep'le oynayacak. Yani şu var. Tabii ki ligin çok başı. İki takım içinde ama böyle maçlar tabii moral açısından özellikle önemli. Trabzon'un kazanması tabii. Trabzon'u çok farklı bir yere getirir. Beşiktaş'ın kazanması da zaten çok doğal. Beşiktaş da şampiyonluk yarışının içine tekrar. Yani zaten içinde. Neticede 7 puan fark var sadece. Beşiktaş'ın kazanması durumunda tabii ligi biraz daha heyecanlı hale getirir Beşiktaş'ın galibiyeti ama ben yine söylüyorum hani çok zor bir maç. Ama bence Beşiktaş çok istekli başlayacak. Zaten öyle başlıyor. Kendi sahasında maçlara. Derbiye de bence ilk 15-20 dakika çok baskılı başlayacak. Tabii ki izleyip göreceğiz. 3 maçta yenilmiyormuş bu arada. Doğru söylemişsin. Evet, yani Vodafone Park'ta Trabzonspor Beşiktaş'a 3 maçta yenilmemiş. 2 beraberlik bir galibiyeti var galiba. Evet. Doğru. Çok güzel, çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Yani Trabzonspor'da çok yetenekli özel oyuncular var tabii. Demişken istersen bakalım Trabzonspor'unda. Değerli izleyenler, sanal direktörde Trabzonspor'un 4-2-3-1 dizilimi yine oyların büyük çoğunluğunun sahibiydi. Peki Trabzonspor'un 11'i sizlerden gelen oylarla nasıl şekillendi ekranlara gelmeye başlıyor? İşte Trabzonspor'un 11'inde biraz önce tabii ben bir şey söyleyeceğim. %97 ile tabii Uğurcan var. Stoperler dedim ama Edgar'ın cezalı olduğunu unuttuk. Edgar cezalı tabii. Cezalı evet. Evet. Önemli bir eksik. Çok önemli bir eksik Trabzonspor. Sezon başından bu yana Vitor, evet, Edgar. İyi bir ikili Vitor, yani. Edgar. Burada da Hüseyin'i tercih etmiş Trabzonspor'la. Çok da bir ihtimal yok zaten Hüseyin'in işte, değil mi? Yani. Ekranlara yansıyor. Sağ bekle peki. Yine Dorukhan Toköz. Dikkatini çekti mi? Yani Dansville var ama orada hani sol stoper oynayabilir o da ama bilemiyorum. Demek ki Trabzonspor'la tercih etmemiş. Dorukhan'ı demek ki Eskişehir Spor'da futbola başladığında oynadı. Ümit Milli Takım'da da oynadı. Yine sağ bek. Beşiktaş'ta da zaman zaman oynadı. Oynayabiliyor. Ama sağ bek mevkiine Dorukhan evet, düşünülüyor. Ama tabii şimdi şu var. Şimdi böyle büyük maça çıkıyorsunuz Trabzonspor için. İdeal defans hattından Perez çok önemli bir oyuncu. İye çok önemli. Bunlar büyük önemli eksiklikler.
Bence ligin en iyi sağ beklerinden biri Perez, en iyi stoperlerinden biri Edgar Iye. Hem sağ bek hem de sol bek oynayan isimler izleyenlerimiz tarafından daha orta saha tandanslı isimler seçildi. Yani tabii ön libero'da oynuyor Trondsen. Berat Yamşik. Yani, tabii burası da çok güçlü Trabzonspor. Bilmiyorum ben ama şey olursa hani Hüseyin, Dorukhan, Uğurcan 3 tane yerliyi burada kullandığı için Siopis'i koyabilir diye düşünüyorum ben. Hani biraz daha neticede Beşiktaş oynuyorsunuz, deplasmana çıkıyorsunuz. Önce bir yemeğimi düşünebilir bence. O baskıyı kırmak için de hani Siopis'i de atabilir diye düşünüyorum orada Berat'ın yerine. Bilemiyoruz tabii hocanın ne düşündüğünü. Benim fikrim. Marek Amşik ve Berat sizler tarafından oylandı ama Siopis'in de dikkat çeken bir isim olduğu gerçek. Yani Bakasetas zaten banko. Bakasetas tabii ki. 10 numara bölgesinde yerini aldı. Trabzonspor'da değerli izleyenler sağ açıkta Abdülkadir Ömür dikkat çekti. 181 ile Trabzonspor taraftarı demek ki Abdülkadir Ömür'le arasında bir kopukluk vardı. Taraftar oyuncu arasında bir kopukluk vardı. Sanki ara biraz daha düzelmiş, oyalar sarılmış. Tabii Abdülkadir'in de performansıyla beraber. Vakayemeyi söylemeye gerek yok zaten. Gerek yok. %90. Burada diyorum ki ben, yani benim tabii nazane fikrim. Acaba işte burada Siopis'i hani Bakasetas, Vakayeme, Cornelius yapıp bu ön tarafı ya da Canini yapıp hani bir defansif orta saha oyuncusu daha Beşiktaş'ın o baskısını kırabilmek için koyar yani mı diyorum. 4-3-3 gibi yani mi? 4-2-3-1 ya. Evet ben 4-3'te yapabilir diyorum. Siopis'i de koy oraya. Ya da 4-2-3-1'de. Peki öyle bir durumda Bakasetas'ı nasıl oynatırsın? Siopis'i koyarsın oraya. Ya, üçlü de işte öndeki üçlü de sağa koyarsın. Hamşik Bakasetas'ın yerine Siopis, Berat'ın yerine. Hı hı. Kim çıkardık biraz önce kadrodan? Şu an mevcut durumda Bakasetas sağa atarsan eğer Abdülkadir'i çıkartıyorsun. Tamam, Abdülkadir'i çıkarıp diyorum ben. Hamşik'i öne alıp Bakasetas'ı Siopis'i Hamşik'in yerine. Yani daha kuvvetli bir orta saha Yani daha dirençli bir orta saha olur. En azından tabii. Beşiktaş'ta orta saha açısından yani şimdi, ligin en iyi orta sahalarından biri Beşiktaş'ta. Pjanic'e karşı oynuyorsun. Evet. Boş alan bırakmamak gerekiyor. Pjanic var. Teşehir'e var. Gezal var. Şimdi yan yana baktığınız zaman burada açıkçası biraz güçlü görünüyor. Yan yana 11'lerde yani ekranlar yansıyor. Sahada kağıt üzerinde şu kadroya baktığınız zaman tabii Trabzonspor'un stoperi ve sağ beki eksik. Tamam Dorukhan tabii ki mutlaka ama hani birazcık böyle orta sahada yani Pjanic, Josef, Teixeira, Gezal, Larin çok güçlü bir orta saha. Peki bölge bölge baktığın zaman Raşit Altun eşleştirdiğin zaman mevki mevki hangi taraf sana ya, daha ağır basıyor? Yani, sanki orta sahalar. Ya şimdi bu yani şimdi Vodafone Park'ta Cihan tabii ki Beşiktaş bir adım önde yani her takımı kimle oynarsa oynasın yani. Hani kendi sahasında oynadığı için yani büyük takım kendi sahasında taraftarıyla tabii ki coşkulu oynuyor. Hani Trabzon'da olsa maç Trabzonspor bir adım önde derdim ben en azından. İzleyip göreceğiz. Ben çok güzel, çok keyifli. Trabzonspor Beşiktaş maçları çok şey oluyor bir de. Güzel oluyor yani evet, oyun olarak. Yıllardır son 3-4 sezondur yani, haftanın ve çıkan oluyor. Maçlarını izliyoruz. Trabzonspor Beşiktaş i̇zleyip maçlarında göreceğiz. Ben Beşiktaş'ta Gezdal'dan bir derbide çıkış yine Trabzonspor'da da Pjanic'ten bekliyorum. Yani, yani böyle büyük oyuncular büyük maçlarda evet, ağırlığını koyar yani. Tabii. Koymalı da yani. Larin zaten hani her zaman maksimum performansı veriyor. Josef zaten hani Beşiktaş'ın orta sahanın orada omurga. İzleyip göreceğiz tabii. Burada tabii Trabzonspor'da oynarsa Abdülkadir'in performansı, Berat'ın performansı, Trondsen'in performansı. Genelde çünkü Abdülkadir hep iyi oynadı haftalar sonunda. Ama stoper performansı. Hugo'nun evet, yanında oynayan stoperin performansı tabii. Doğru. Önemli ama işte biraz önce konuştuğumuz orta sahanız kalabalık olursa stoperine daha az iş düşer. E tabii. Gibi yani. Ben de Canini'yi sanki Cornelius'u hoca yedek bırakacak. İkinci yarı Cornelius'u hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Valla öyle yapıyor zaten. Gibi evet. Hissediyorum iki tane, ama. İki tane iyi santrafor. Ama hani gol konusunda ligin en çok gol atan takımı. Trabzonspor ama tabii Bakasetas en çok gol atan oyuncu. E tabii. Valla iki iyi takımın güzel bir maçını izleyeceğiz. İnşallah sakatlık falan olmaz. Keyifli maç izleriz. Sıradaki mücadelemiz ise Karagümrük Galatasaray olacak. Karagümrük'ün bakalım sanal direktöre yansıyan 11'inde kalede kim var?
Diviano yine %85'lik oyu var Raşit Altun. Evet. Diviano'nun da takımın değişmez kalecisi. Zukanović, Benatia ikilisi. Çok deneyimli tabii iki tabii ikili stoper. Çok deneyimli iki stoper. Sağ bekte Hedenstad. Evet. Ligin benim beğendiğim isimlerinden, beklerinden biri Hedenstad'da. Sol bekte Caner. Caner'de %70'de Caner Erkin. Evet. Standartını korumaya devam ediyor. Caner Erkin de Karagümrük'te bu sezonda fena oynamıyor. Dörtlü stoper attı böyle. Bertolacci ve Biglia arasında yani iki tane tabii iki çok tabii, üst düzey evet. oyuncu. Bu arada Bertolacci üst düzey bir oyuncu yani. Biglia. İki orta saha Karagümrük'ünde. Evet, Avrupa'da en üst düzey oynamış evet. ligin çok deneyimli oyuncuları. Devam ediyoruz. Jimmy Durmaz %19 oy aldı orada... eski takımına karşı Galatasaray'a. Karşı Jimmy Durmaz da %19 oy aldı. Ahmet yine Musa. Ahmet Musa %54. Borini %56. Ve Pesic de %57. Pesic de %57 ama baktığımız zaman 8 artı 3 sisteminin bir hayli... Evet, uzağında yani, kalan bir yani Caner'le Jimmy var. Oylama ekranlara. Tabii böyle olmayacak tabii. Geliyor. Hatta sevgili... Jimmy Durmaz da İsveç pasaportu taşıyan TC'ye bir geçiyor bence. Öyle biliyorum ben. İsim ben İsveç peki. pasaportu taşıyan. Ata baksın ama Türk oynayabiliyor. Evet. Yani sadece Caner var o zaman. Bir Caner var şu anda gördüğümüz kadarıyla. Bakalım Karagümrük'te. Evet. Bakalım ne olacak. Karagümrük yani tabii iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz yani. Baktığımız zaman kağıt üzerinde ve top oynamaya çalışan ve top oynayan takım. Bravo. Oynamaya çalışan. Büyük maçlarda çok fazla kapanmayan en azından. Bir de 1984'ten beri Galatasaray yenmiyor. En son Ocak 1984'te yenmiş Galatasaray Karagümrük'ü. Evet. Gerçi ondan sonra bir daha geçen sene karşılaştı. Geçen sene çok güzel maç. İki maç oynandı. Karagümrük bir maç kazandı. Evet. Bir maç berabere bitti. Tabii çok güzel. 1984'teki maçta da Fatih Terim kaptanı Galatasaray'ın son galibiyetinde. 37 sene olmuş yani. Bayağı olmuş ama tabii ondan sonra sadece iki kere karşılaşmışlar. Bu da geçen sene. Aslında bir derbi tabii Karagümrük Galatasaray maçı. İki tane birbirine yakın semt. Karagümrük ve Galatasaray 12. haftada karşı karşıya gelecekler. Karagümrük'ün 11'i böyleydi. Öyle. Değerli izleyenler, sanal direktörü yansıyan 11 bu şekilde sizlerden bizlere gelen oyda. Peki Galatasaray'da nasıl bir oylama gerçekleşti. Kalede kim var? 4-2-3-1 yine Galatasaray'da siz sevgili futbol severler tarafından en çok oylanan dizilim oldu. İşte Galatasaray'ın kalecisi. Oyların hemen hepsini Fernando Muslera almış. Raşit Altun ki Lokomotiv Moskova mücadelesinde çıkardığı bir top vardı. Aynı pozisyonda. Evet. Ya tabii yani Mustafa'yı söylemeye gerek yok. Evet. Bir tane de inanılmaz karambol oldu Galatasaray kalesinde. O hakikaten aynı inanılmaz. İşte bastığın pozisyon benim. Ama hani... orada kendi oyuncusuna çarpıyor şey. Moskovalı şut çekiyor kendi oyuncusuna çarpıyor. Tabii müthiş bir karambol. Muslera sezon başında Galatasaray'da uzun yıllar sonra eleştirilen bir isim haline gelmişti. Ama ancak son haftalarda performansıyla. Messi de Paris Saint-Germain'de eleştiriliyor yani. Bu çok normal bir şey. Yani. Doğru. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kalecisiyseniz eleştirilirsiniz. Bu çok doğal bir şey yani. Kalede Fernando Muslera var. Peki stoper hattında ligin bence en iyi şu anda. Marka inanılmaz o futbol oynuyor. En uyumlu daha doğrusu. Bak sanki yok, doğru kelime o. En uyumlu ikili oldular. Nelson'la Marka. Evet ama Marka o işte Kerem'le kavga olayından sonra çok iyi toparlandı. Bence çok iyi oynuyor. Marka Nelson 3 maçta iyi oynuyor. Özellikle son lig maçında Gaziantep maçında ve Avrupa Kupası maçında hakikaten çok iyi oynadı. Bunu da söyleyeyim tabii. Yerden yere vurduk Markay'ı. Hak etti de. Ama iyi de oynadığını söylemeliyiz. Sağ bekte kim var? DeAndre Yedlin %95. Evet. Panano. Tabii Boyin orada bir şey oldu. Tabii. O bir 4-5 hafta daha olmayacak. Fransa'ya zannediyorum gitmiş yani, ameliyat evet. içinde. O herhalde devre arasını yeni sezon yani devre arasından sonra gibi görünüyor yani. 5-6 hafta demek zaten. Fananoğlu'nu beğendin mi? Yani, aynı zamanda sana Lokomotiv Moskova maçında ben çok beğenmiyorum. Benim yani ben hayal yani ben beğendim. Şöyle, oynamadı.
Yine tamam ama Hollanda milli takımının oyuncusu zaten Van Gaal gelir gelmez kesti. İnsan ben seyredince şunu düşünüyorum yani. Bu oyuncu nasıl hani Premier Lig'de 220 maç oynamış, Hollanda milli takımında nasıl oynuyor diye düşünürken ben hop kesti Van Gaal. Yani bilemiyorum. Bence performansı özellikle defansif açıdan çok sıkıntılı diye düşünüyorum ben. Tabii herkesin futbol görüşü farklı. Ben de senin futbol görüşüne saygı duyuyorum yani. Peki orta sahada? Buyurun bakalım. Şükaldao ve Berkan Kutlu. Evet. Berkan'ı beğeniyor musun? Yani çok koşuyor, çok mücadele ediyor ama tabii yani biraz gelişmesi, dirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben kendisi. Yani büyük takımlardan çok koşarak, çok basarak sadece olmaz yani. Biraz yani çok oynamalı. Galatasaray'ın onu söyleyecektim. Orta sahasında oynuyorsa bir oyuncu ne bileyim belki bir ara pas, belki bir işte yani onu öne çıkaracak Galatasaray bir... değil yani. Büyük takımda oynuyorsanız dünyanın her yerinde, Türkiye'de de daha yaratıcı olması gerekiyor orta sahacıların. Yani bugün Berkan'la Taylan'ın bilmiyorum şimdi bu baksın ata ama golü yok ya da asisti de yok. Yani golü yok zaten de. Ata bakacak. Asisti de yok yani. Raşit Altun yani büyük takımda böyle bir şey olmaz yani. Şükaldao'nun da ekranlarınıza yansıyor. Evet. %32 oy aldı bu iki isim. Yine Taylan biraz geride kalmış %11'le. Doğal olarak. Feghouli yine %5 ama Feghouli için genelde beklenen şey mevki sağ kanat olur. Sağ uçurum ekranlara birazdan yansıyacak ya da zaten. Ortası. Üçlünün ortası da tabii. Devam ediyoruz. Morutsen %19'da yine enteresan burada az almış Morutsen'da. 10 numara Morutsen bölgesinde forma şansı buldu Galatasaray'da. Sağ açıkta yine Morutsen %1'i azalmış zaten Morutsen. Herkes sağ açıkta görmek istemiş. Feghouli'yi peki görmemek en azından enteresan. Galatasaray 11'inde seni şaşırttı mı? Şaşırtmadı ama dünkü tabii Gaziantep maçında ikinci yarı evet çok etki yani çok klas bir oyuncu tabii Feghouli. Futbolu yetenekli. Ama onun performansını sahaya özellikle sezon başlarında pek yansıtmıyor. Tabii dün akşamki golden sonra mesela o artardı birkaç gün daha sonra olsaydı program. Ama tabii bundan önceki yani 11 haftalık performansına göre değerlendirdiği için herhalde Galatasaraylı taraftarlar pek Feghouli'den memnun değil. Feghouli Galatasaray 11'inde sanal direktörde sizlerden gelen bulamadı. Oylamada kendini yer bulamadı. Kerem de üstüne yani performansını arttıra gittiğini söyledim. Zaten takımda Muslera'dan sonra 194 gibi çok yüksek bir oy alıyor. Yedlin'de 195 almış. Yani Halli de enteresan bir oyuncu. Haftalardır Galatasaray'ın 11'i izleyenlerimizden gelen 11 genelde değişiyor. Evet sürekli değişiyor. Bu hafta da Halil %39'da öne çıktı. Performansa göre. Burada da ben hani Cagney'in özellikle kendi sahasında Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın santraforu olarak hani düşünüyorum benim fikrim tabii. Halil çok özel bir oyuncu, çok yetenekli ama tam bir klasik bir santrafor değil tabii, forvet oyuncusu gibi. Halil Dervişoğlu 139 oy aldı. Cagney ve Mustafa Muhammed de yine Galatasaray 11'inde üst sıralarda yer alan isimlerdi. Galatasaray'ın 11'i de böyleydi değerli izleyenler. Süper Lig'de 12. hafta başlıyor. Maçları sanal direktörde lütfen rahat. Milli takım arasından sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Karagümrük'te Kasımpaşa ile oynuyor. Karagümrük-Kasımpaşa'nın arasında da böyle bir husumet vardır yani. Yani o da bir rekabet uzun yıllara yayılan bir evet, rekabet var hatta iki takım tabii arasında. Tabii orada Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin gölgesinde kalıyor ama Kasımpaşa-Karagümrük derbisi de izlenir. Keyiflidir. Semt derbisi de diyebiliriz. Galatasaray-Fenerbahçe semt derbisi. Çok yakın bir. Evet. O sanki biraz daha hani daha küçük. Daha yakın. Tabii. Evet, Karagümrük birbirine daha yakın mahalleler, ilçeler. Bakalım nasıl bir mücadele olacak milli ara sonrasında. Değerli izleyenler, geçelim bir diğer mücadeleye. Fenerbahçe Avrupa mücadelesi sonrasında Antwerp'e karşı kazanmayı başarmıştı. Net bir skorla rakibini mağlup etti Fenerbahçe. Peki lige yansıması bu galibiyetin nasıl olacak? Fenerbahçe Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. İşte sanal direktörde Fenerbahçe Kayserispor mücadelesinde sizlerden gelen oylarla Fenerbahçe'nin kalecisi ekranlara geliyor. Dikkat çeken bir nokta var. Raşit Altun 3-4-3 sistemi %27 oy aldı Fenerbahçe'de. 4-2-3-1 sistemi %26 oy aldı. Yani yaklaşık 1-2 puan var. İzleyenlerimiz evet. 3-4-3'ü evet onaylıyorlar ama 4-2-3-1 sistemini de baktığımız zaman neden olmasın daha yüksek bir sesle artık dile getiriliyor Fenerbahçe'de. Şimdi şunu söyleyeyim yani tabii Fenerbahçe 3 maçtır üst üste yeniliyor. Tarihinde yok 4 maç üstelikte mağlubiyeti.
Ben hani özellikle dünkü güzel skordan sonra Trabzon şey Fenerbahçe'nin bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Burada seninle de programlarda hep konuşuyoruz. Yani İrfan Can Kahveci, Mert Hakan'la bunlar hakikaten üst düzey oyuncular. E dün de gördük sahada. Yani Avrupa Kupası maçında. Ama tabii taraftar üçlüye evet. Evet ama, diyor evet ama 4-2-3-1 yani, de var. Var yani kafa kafaya %1. Evet. Ama tabii hocanın dediği oluyor. Bakacağız. Berke, Altay Bayındır'ın yaklaşık bir ay dinliliyor. İnşallah yokluğu. Tabii daha kısa olur. Bir aydan fazla canım. Hakkında keşke fazla bir ay olsa yani. İnşallah bir aydır yani. Üç üste Ferhat'tı da bu ideal bu. Üçüsünün de sol ayaklı. Kim? Hizerant ve Atilla Salahi ekranlara geliyor. Kim? Emin misiniz? Hizerant ve Salahi. Geçtiğimiz hafta sanki 3 stoperde ben sol ayaklı diye anons ettiğim hatırlıyorum. Tisserant'ı Tisserant değil bence. Baksana ta. Buyurun devam edelim. Devam ediyoruz. İrfan Can Sosa ile beraber %30. İrfan Can %20 Sosa. Yani bu Sosa İrfan Can Kahveci yansıması Antwerp maçının tam yansıması değil. Değil. Çünkü hafta yayıldı evet. Oylama ama İrfan Can'ın %30 oy alması normal tabii ki. Antwerp mücadelesi dışında da olumlu bence. Fenerbahçe taraftarları İrfan Can'ı yani İrfan Can görmek sadece istiyor. Sadece o golü için %50 almalı diyorum ben de. Yani tabii müthiş gol. Yani şimdi bu takımda yani Fenerbahçe'de yani tabii Mesut'u ayrı bir kenara koyuyoruz ama en yetenekli ikinci oyuncu İrfan Can Kahveci diye düşünüyorum ben. Yani İrfan Can Kahveci sağlam, sağlıklıysa mutlaka kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. İşte frikik, duran top, çalım, asist, gol, her şey var İrfan'da. Ben mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum. Gustavo, olası bir Gustavo'nun takıma katılışıyla birlikte Gustavo sakatlık sorununu atlattıktan hemen sonra. Bu 11'de kendine yer bulur mu? Bu sistemde kendine yer bulur mu? Şöyle takımın her hafta oluştu. En çok koşan ismi oluyor Gustavo. Ama çok üzerine yük bindiği de söyleniyor ama... Hem 6 hem 8 oyuncusu değil Gustavo. Raşit Altun bu çok belli. Yani şimdi çok iyi bir 6 numara ligin belki evet. De en iyi 6 numaralarından biri ama. Ama işte acaba Mert Hakan'la mı oynasa? İşte Mert Hakan, Sosa, İrfan Can mı olsa? Üçü de top yapan, üçü de 2 önlü, 8 numara yani. Ofansif defansif oyuncu. Özellikle Avrupa Kupası maçından sonra akıllarda soru işareti tabii. Ya artık futbolda tabii defansif orta saha oyuncusu işte 2000'lerin ortasından sonra 2015, 2000 son yıllara kadar tabii önemliydi ama her pozisyonun futbol geliştikçe modası geçebiliyor. Artık böyle sadece çapa, sadece defansif yönü kuvvetli oyuncuların birazcık devri geçti. İki yönlü oyuncular daha makbul diyelim. İşte İrfan Can o, Sosa o, Mert Hakan Yandaş o. Yani iki yönlü oyuncu bunlar. Artık böyle yani böyle oyuncuları tercih ediyor. Rotasyona sanki yavaş yavaş Vitor Pereira da Gustavo'yu evet. Acaba ya sokacak mı? Bakacağız tabii. Sence belki rotasyona de... girmeli mi artık Gustavo da? Çakılı her hafta ya yazılıyor tabii Gustavo. Çok üst düzey bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir isim orada Gustavo. Bence de çok üst düzey bir oyuncu ama ben hani İrfan Can'la Mert Hakan'ı mutlaka monte etmeli diye düşünüyorum. Öz Gustavo'nun durumunu bilemiyoruz tabii ne olacak. Mert Hakan ama konusunda ne düşünüyorsun? Ben oynaması gerektiğini düşünüyorum. Aynı golü attılar Fe golüyle. Fe golün golüyle çok benziyor Mert evet. Hakan'ın golü. Avrupa Kupası Avrupa Ligi'nde attıkları gol. Ya bence oynaması gerekiyor bu oyuncuların İrfan Can'ın, Mert Hakan Yandaş'ın diye ben düşünüyorum. Gördük işte oynayınca da oyuncuları. Devam ediyoruz Fenerbahçe'de. Yine sağ kanatta 3-4-3 sisteminde Nazım. Yani kim de Tisserant'a sağ ayaklı. Seni kim kandırdı üçü de sol ayaklı diye acaba? Valla bakacağım ben de yukarı çıkınca ben çünkü geçen hafta skorda yine konuşuyorduk. İşte stoperi görünce hemen böyle bir kendimizi ne gazlamıştık 3 oyuncu da. Kandırmışlar sizi. Sağ ayak. Yani sol burada ayak da bilemiyorum. Niye Osayi'nin yokluğunda bu arada. Evet. Yani onu Novak, da söyleyelim. Novak yani kendi sahanızda Kayseri Spor'la oynuyorsunuz. Hani ben kesinlikle Ferdi diyorum. Ferdi. Yani sol Novak'ın yerine. Yani Nazım'ın yerinde de tabii ki hoca, antrenmanlar, performans ama yani insan Burak Kapacı abi görmemiz lazım diyorum ben. Ferdi'den yüksek oy almış. Novak, Ferdi'den. Geçen hafta da mı almış? Geçen hafta da yüksek oy ben almış. Ferdi'ciyim orada. Burada da
Burak Kapacı abi görmek istiyoruz artık yani. Tamam Nazım abi. Ama oyları yükseliyor Burak Kapacı'nın. %15, 3-5 ortalama her hafta görüyoruz. Ya tabii şuna da saygı gösteriyorum yani. Hoca tabii ki antrenmanda görüyor mutlaka. Ya hiçbir hoca kendi ayağını sıkar mı adam? Tabii ki yani Pereira'da. Ama bir de görelim diyorum ben. Çünkü bizim birincilik yani. Geçen sene Bursaspor'un bu çocuk yıldızıydı. Sağ ayaklı solda oynuyordu. Sağ ayaklı sağda bile en azından bir 15 dakika görsek. Hani bir performansını. Benim fikrim tabii. Yine Muhammed'le Arda'yı da arada görüyorduk. Ya mesela ama hiç Burak'ı görmedik. Burak Kapacı'yı hiç görmedik. Hakikaten doğru söylüyorsun. Evet hiç. Burak Kapacı Avcı şu ana kadar evet. Rotasyona sokmadı. 3-4-3 sisteminde zaten en başta paylaşmıştım sizlerle değerli izleyenler. 1-2 puan oynuyor demiştim 4-2-3-1 sistemiyle. Perkas %29'da takımda yerini aldı. Solda Rossi %44. Berisha dün de yine çok şık bir golü vardı. Berisha'nın %60 oy aldı. Rossi, Berisha, Perkas üçlüsünü nasıl değerlendiriyorsun? Sorumu değiştireyim. Rossi'nin performansını beğeniyor musun? 1-2-3 yerli oldu. Fenerbahçe'de. Yani tabii ki performansını beğeniyorum ama yani ya daha üst düzey olması lazım Fenerbahçe'nin forvetlerinin diye ben düşünüyorum yani. Tamam Berisha da evet Rossi de kadroda olmalı ama bir seviye daha üst oyuncular olması gerektiğini açıkçası ben düşünüyorum. Yani ben Perkas'ın yerine İrfan Can'ı çekerim. İrfan Can'ın yerine Mert Hakan'ı koyardım ben olsam tabii. Tamam Berisha Rossi zaten hani Valencia'nın sakatlığı olduğu için normalde de İrfan Can Perkas İrfan Can Valencia diye düşünürdüm ama tabii Valencia yok. Evet Fenerbahçe'de yine Altay Gustavo ile birlikte Valencia'da takımda yoklar. Yani bu sakatlık Perkas tabii. Bir yani bir dönem kesilmiş düşük, takımdan. Düşük performans sonrasında bir rotasyona ama girdi yani, Perkas'ta ama. Hoca haklı ama burada %100 Perkas'ın performansı geçen sezonun yıldızı Perkas'ın sezon performansı iyiydi. Bu sene değil. İyi değil yani. Ya Gezzal'la beraber Beşiktaş'ta Gezzal Fenerbahçe'de Perkas sezonu evet, geçen sene Valencia'da çok iyiydi. Yani bu sene iyi değil. Ben hani ama çok fazla göremedik Perkas'ı da. Ben solo, sağ önde İrfan Can'ı orada da Mert Hakan'ı benim tabii. Solda da Ferdi. Benim takımımda böyle olur. Peki. Fenerbahçe'nin en çok oy alan 11'i ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. Peki Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayseri Spor'da nasıl bir 11? 4-2-3-1 yine %46 ile en çok oylanan dizilim Yukatel Kayseri Spor'da ve Kayseri Spor'un kalecisi sanal direktör de ekranlara geliyor. Silvio Lung %84 ile hem Kayseri Spor'un hem de ligimizin artık deneyimli, daha garanti kalecilerinden biri. Hikmet Karaman'ın da en çok yenildiği takım Fenerbahçe'ymiş kariyerinde. 21 maçla evet, ilginç bir istatistik. Kaç maçla? 21 maç. 21 maçta. Yani en fazla yenildiği rakip olduğu takımlar arasında Fenerbahçe 20. Stoper'de. Yani, evet. Golovetsios %20, Osseini yine %59. Yani Uğur Demirok'un olmaması da bence bir dezavantaj. Özellikle böyle maçlarda deneyimli bir oyuncu Uğur Demirok. Yani kaptan da takımın. Ama neticede Hüseyin de iyi bir stoper. Aslında Kayseri Spor'da takımın performansından çok Hikmet Karaman'ın performansı yine Fenerbahçe maçında öne çıkacak gibi. Çünkü Hikmet Hoca zaman zaman yine geçtiğimiz hafta da taraftarlar protesto ettiler gibi üçte, oldu hocayı. Yani protesto ettiler gibi olmadı, protesto ettiler. 3 maç üstte kaybederse edince ediyorlar yani taraftar evet. Bunu şey yapamıyorsunuz. Tabii ki erken ama tam protesto esnasında gol geldi tam ve maç döndü. Maç döndü. Yani futbolda böyle. Hayat da böyle yani. Hayat futbola benzer. Her şey olabilir yani hayatta. Benim hayat futbola geçerli. Benzer. Fena halde benzer. Bir, evet. Dörtlü stoper hattının sağında 166. Ramazan Civelek. Solunda da evet, Fenerbahçe Karol. Altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Karol'de eski Galatasaraylı. Deneyimli oyuncular. Orta sahayla devam ediyoruz. Campagnaro %23. Yine Atlama ve Kemen. Zorlamışlar bu ikili hattı. Yine İbrahim %21 ile Campagnaro ile beraber. Evet. İki oyuncu önlerinde. Ben orada sanki ben atlama oynar diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe karşısında daha güçlü bir orta sahayla çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Tahminim tabii. Fernandes
18. Bakalım Fernandez'e şans verecek. Tabii taraftarlar uzun zamandır Fernandez'i oynuyorlar ama çok fazla 11'de görmüyoruz. Mensah'ın yokluğunda biraz da hani yetenek olarak hani sıkıntı yaşıyor. Evet. Kayseri Spor burada da Fernandez istemeleri normal taraftarın. Sağ açıkta kim var? Emrah. Baştan. Ligin en iyilerinden. En iyilerinden. Sol açıkta evet. Tiam. Mam Tiam. Yani Tiam olmasa maç kazanamayacak gibi Kayseri Spor. Kayseri Spor. Ve Forvet'te de Kayseri Spor'da Gavra Novic %42 o da etkili oynuyor. Oy aldı. O da etkili oynuyor sevgili Cihan ama hani ben çok zor bir maç bekliyor Kayseri Spor'u. Bir şeyin başında söyledim. Fenerbahçe maçını konuşurken Kayseri Spor maçını. Tarihinde hiç 4 maç üstte yenilmemiş ligde Fenerbahçe. Çok zor bir maç. İki takım açısından da. Ama tabii kendi sahası önünde ve seyircisi önünde avantajlı Fenerbahçe. İşte zor Kayseri Spor ama göreceğiz. Futbol. Tabii. Her skoru çıkıyor ligimizde. Aslında bu da güzel bir şey tabii yani. Fenerbahçe Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Yavaş yavaş sanal direktörün sonuna doğru geliyoruz. Haftaya değerli izleyenler. Göztepe ile oynuyor Kayseri. Evet, Kayseri Spor Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Son birkaç cümle alayım Raşit Altun. 12. hafta oynamaları da gördük. Genel olarak izleyenlerimizden gelen oylarda tüm maçlara baktığımız zaman şok eden bir konu olmadı. Feghouli sanki biraz Galatasaray'da bekliyordum. Ben yok onu da beklemiyorum. Çünkü Feghouli'nin performansı da hiç iyi değil haftalardır. Burada tabii çok kritik bir maça çıkıyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Çok çok kritik milli takım öncesinde. Maalesef sakatlıkları bütün takımlar için özellikle hani bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş için biraz can sıkıcı oldu ama yani futbolun içinde, profesyonel sporların içinde bunlar var. Ben hani Beşiktaş-Trabzonspor maçının ligin de kaderini belirleyebileceğini düşünüyorum. Hani Beşiktaş'ın kazanmasının önünde lig yeniden başlar. Ama Trabzonspor'un galibiyetinde puan farkı bir anda ona çıkacak. Yani tabii bayağı bir mesafe kat etmiş olacak Trabzonspor. Daha tabii ki çok erken. Ama çok önemli bir avantaj sağlamış olur. Ben çok gollü bir maç açıkçası bekliyorum ama Beşiktaş'ı ben birazcık önde görüyorum. Hani kendisi aslında o baskısı Beşiktaş'ın özellikle ilk 15-20 dakikadaki baskısı eksik Trabzonspor'un. Yani Edgar Yeğen'in olmaması kesinlikle bence önemli. Perez'in olmaması büyük eksiklik. Birazcık önde görüyorum Trabzonspor'u ama tabii izleyip göreceğiz. Birazcık da Trabzonspor'a şans Beşiktaş'ı önde görüyorum ama biraz da Trabzonspor'un şansı tutuyor demek ki. 3 maçta yenilmiyormuş Vodafone Park'ta Beşiktaş'a. Bir adım önde bence Beşiktaş ama izleyip göreceğiz. Derbinin sonucu bakalım ne olacak ki bizler de sanal direktörde önümüzdeki hafta nasıl bir sanal direktör göreceğiz milli ara sonrasında. Sevgili izleyenler, ağzına sağlık Raşit'e çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Cihan Bey. Sana teşekkür edeyim ve sanal direktörü bu yorumlarla birlikte noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta Süper Lig'de 13. hafta öncesinde bir kez daha sanal direktörde sizlerin karşısında olacağız. Sizlere her zaman olduğu gibi tr.beansports.com adresinde sanal direktöre takımların 11'ini oylamaya bekliyoruz. Hoşçakalın.